Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla birlikteyiz arkadaşlar. Şöyle yavrularımızı ufak ufak. Reyna, gir içeri. Gir. Gir. Aynen abi. Şöyle yavruları bir kaldırayım dedim. Gökhan abinin verdiği iki yeni yavru var arkadaşlar. Bir tanesini indirdik, ilk uçumu. Evet, öteki de indi arkadaşlar. İki tane de şekeri vardı arkadaşlar. Onlar Ali abinin kümeseler, oraya geri gittiler. Ali abinin kümesine mesafe çok yakın çünkü. Orada uçmuşlar. Şimdi burada yeni aldığımız yavruları size şöyle göstereyim. Şu arka tepeyi Gökhan abi verdi. Bozkilli. Bir de şuradaki çift tepe arkadaşlar. İki tane de şeker verdi. Şekerler diğer kümesi gittiler arkadaşlar. Yavruların şimdi ilk uçumunu yaptık. Fazla zorlamayacağım. Önemli olan tekrar yerlerine inmesiydi. Yerlerine de indiler arkadaşlar. Şimdi burada bir tane daha şey vardı. Şu mihriban dişinin annesi vardı. O Furkan'a inmiş. Arkadaşlar onu da almadım. Aramadım da daha Furkan'ı. Kendi aldığımız iki tane bozkilli yavru var burada. Kümesten çıkan şu ikisi. Bir tane de gök yavru var. Gök'ün biri öldü arkadaşlar maalesef. Evet, böyle ufaktan ufaktan şeye başlayacağız. Şimdi hedefte duracak kuş sayımız az ve hedefte duran kuşlar da uçuyor. Şimdi o sarıyı kılavuz olarak kullanacağım. Arkadaşlar, mihriban dişi, şunun adı biliyorsunuz. O burada kılavuz olacak. Diğer sarı hedefte kalacak. Teras da var, iki tane sarı. Onları da getireyim diyorum. 3 tane hedefe platin bulunsun diye düşünüyorum. Ya da 2 tane dişi miro var. Onları da getirebilirim. Onlar da bulunabilir hedefte. Uçuma böyle ufaktan ufaktan başlayacağız arkadaşlar. Biraz dinlensin abi tekrar. Pişt lan! Oğlum ne çıldırıyorsun lan? Geç sen içeri. Yaramaz ya. Bana bak. Gel buraya. Ne yaramazlık yapıyorsun sen? Gel buraya. Bunu bir salsam burada uçmayan bir tane kuş kalmaz arkadaşlar. Hepsini kovalıyor. Şimdi kuşların karınları aç. Hedefe çok az yem döktüm. Ama hedefe sürmüyorum. Biraz daha uçsunlar, sonra süreriz. Kendimize bir sopa yapalım. Bunlar sopasız kovalanmaz arkadaşlar. Reyna! Bu videolara çok ses yapıyor muhtemelen. Reyna'yı buradan götüreceğiz arkadaşlar. Ne oldu kızım? He? Ne oldu? Sopa ayarlayalım da bunları tekrar kovalayayım. Şurada da ağaçlar uzamaya başlamış.
Buradaki ağaçları da budamıştım. Onlar da bayağı uzamışlar arkadaşlar. Şimdi videoyu durdurayım. Bunlar biraz yayılsın. Tekrar kaldıracağım. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edelim. Şimdilik fırçayla devam edeceğiz arkadaşlar. Sopa bulamadım. Şöyle bir tur daha bunların hepsini bir kaldıralım. Zeyna! Bulamak döveceğim ha! Arkadaşlar çok zorlamayacağız. Çünkü zorlarsak bunlar daha önce bir Gökhan abi 2-3 kere açtı. Dama atmışlar. Yani çatıya. Çatıya mail vermeden. Biri bir atarsa hepsi atar vallahi. O yüzden hemen şöyle. Sopamızı indiriyoruz. Hiçbiri bir yere mail vermesin arkadaşlar. Önden zaten şu sarı inecek. İri olan platin. Arkasına mihriban iner. Heh. Yeni yavrular da taklayı ufak ufak dönmüşler. Gökhan abinin verdiği şunlar. Bakalım. Buraya inmeyen olacak mı? Arkadaşlar bunların hiçbirini ben daha uçurmadım. Hepsi böyle yeni yeni uçacaklar bu sene. İki şekeriyi de buraya alıştırsaydım iyiydi. Şimdi ne kalmış havada? Canan'ın yavrusu var, dişi. Boskili'nin bir tanesi var. O işte bir tanesi galiba bir yere attı arkadaşlar. O çünkü çatıda mı kalmış ne bir kaçtığında. Bakacağız şimdi ona da. Yavruların içinden. Evet, Canan'ın yavrusu indi, Gök indi, Gökhan abinin verdiği yavru indi. Diğeri de indi. Bir tane erkek herhalde çatıya attı arkadaşlar. O alışan bir erkek. O ilk böyle kümesi açtığında Gökhan abi Altoni'nin biri kaçıyor. Ayo. Bakayım. Evet, iki boskilli geldi aynen. Erkeğin bir tanesi yok arkadaşlar. Erkeğin bir tanesi. Çatıya attı sanırım. Onu artık buraya alıştıracağız. Allah'ım, karınca yuvasındaki güzelliğe bakayım. İşçiler çalışıyor. Ne güzel örmüşler yuvayı. İlk uçum gayet başarılı. Bir tanesi bir yere atmış arkadaşlar. Onu da alıştıracağız artık. Alışmazsa da arkadaşlar göndereceğiz. Ama o çok iyi bir atan, şu an atan çok iyi bir yavru arkadaşlar. Miro'yla, aynalı Miro'yla şeker erkekten düşen, o iki gün çatıda bekleyen. Dediğim gibi Gökhan abi bir kuşları açmıştı arkadaşlar. O kaçmış. Bir tane daha şu boskilin biri de iki gün dışarıda beklemişti. O indi. Diğeri dediğim gibi herhalde gitti yine bir yere attı arkadaşlar. Evet, bunlar hedefteki yeme geldiler. Gördüler bu ikisi. Bu sarıyı biz kılavuz olarak kullanalım. Artık kümesin içinde yem vermeyeceğim arkadaşlar.
Bu hedefi bilsinler. Hedefin taşları biraz eksik. Onları tamamlayıp tekrar boyayacağım. Reyna, video çekiyorum kızım. Bir sus da. Vallahi bak, olmaz böyle bak. Bozacağız ha. Galiba beni anladı. Bunları böyle sürekli hedefte yemleyeceğiz arkadaşlar. İçeride yem verme işi bitti. Artık burada yemeyeceklerini bilecekler. Mesela bu sağa sola atan kuşlar da aç çıkarttığınız zaman en azından hedefte kuşların yemlendiğini görünce direkt buraya atlar gelir arkadaşlar. Onun haricinde uçan kuşu kümeste yemlemeyi bırakın. Artık uçuma başladığınızda. Yoksa hedefe indiremezsiniz arkadaşlar. Zaten hedefte yemlemenin en temel amacı kuşu hedefe indirmek. Sürekli hani burada yem olduğunu bilsin. Bunlar oyun yaparken dur ben şuraya, bura iyiymiş, buraya oyun yapayım diye oyun yapmıyorlar arkadaşlar. Belli bir içgüdüyle geliyorlar. Burada yemlersen hayvan havadayken, mesela hedefe kuş serdin. Tabii aç uçuruyorsunuz hayvanı. Hayvan neye geliyor? İçgüdüsel olarak yem yemeye geliyor. Yem yemeye geldiği için hayvanın şeyini şaşırtmayın arkadaşlar. Aç çıkacak, aç uçacak. Böyle 2-3 günde aç bırakmayın. Yani o kadar da şey olmayın da hani sabah yem uçumdan sonra bir yarım saat sonra böyle nefesini topladıktan sonra yemleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle kuşlarımızı yakından inceleyelim. Arkadaşlar bu yavruları neyin altından aldık? Gök neyden çıktıydı? Bunların eski videolarını, videoyu da öyle bir ara vermişim ki hayvanların bebeklik dönemleri kaybolmuş. Bu aynalı gökü nereden almıştık? Ölen. Bu düz gök. Aa, diğeri kalktı kalktı, geliyor. Geliyor, bakın arkadaşlar. Sanırım bunların yem yediğini gördü. Evet. O da dışarıda kalan, o da Miro ile şekerden çıkma. Güzel bir erkek. Onu da bu çat alışkanlığını bıraktıracağız arkadaşlar. O da buraya inmeye başlayacak Allah'ın izniyle. Bu yavrular neyden çıktı? Gökhan abi bunları neyden aldı? Bunlarla ilgili pek bir bilgim yok. Tek bildiğim şekerlerdi. Şekerleri de uçurdum. Diğer yere geri gittiler. Arkadaşlar. Yavrular biraz tipsiz. Tepeleri falan bozuk, zayıflar. Paçalar da zayıf. Yani inşallah oynarlar. Değişik bir şey çıkmışlar yavrular ama. Gökhan abi uçur dediği için uçuracağız arkadaşlar. Mesela şunun bozun falan tepesi çok bozuk. Şeyler de, ayna kuyrukları da bozuk. Bugünlük de böyle olsun arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.